Peki, hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Faruk, sen evet. Bir PlayStation köylüsü olarak PlayStation 1 zamanlarını nasıl hatırlıyorsun? Şöyle bir yad edelim eskiyi. Bir nostalji trenini kaldıralım. Evet, yani. Evet. Ben çünkü PlayStation 2'den itibaren katıldım PlayStation'a. Yani 2002'de falan galiba ilk PlayStation'ımı gördüm, elledim, sevdim falan filan. Ondan öncesi ya, full PC bende. Abi hakikaten şöyle bir gerçek var. Hiç konsol var. Yok. Bunu tam objektif olarak söylüyorum. Yani 90'ların ikinci yarısı oyunculuğun hakikaten altın çağıymış yani bence. Öyle öyle. Yani gerçekten hep söylediğimiz bir tabir var ya. Oyun stüdyolarının ve oyun tasarımcılarının bizi böyle şaşırtmak için kastığı yıllar. Evet. Yani nasıl bu adamları şaşırtabiliriz? Nasıl böyle konfor alanımızı bozabiliriz falan dediği seneler bence. Çünkü ya bugün hala o yılların ekmeği yeniyor bir şekilde. Hala o yılları böyle o yıllardaki hisleri tekrar canlandırmaya çalışıyor oyun tasarımcıları evet, bence. Evet. Ya şimdi ancak şey oluyor işte. DSLR ekledik, RTX ekledik. Bakıyorum, dönüyorum 13 yıl önceki Dead Space'e bakıyorum. Zevk ve keyif ve oynanış ve güzellik olarak en ufak bir fark göremiyorum yani. Evet, Dead Space 1'den aldığım keyif eşittir veya büyüktür 2021-22'de çıkan herhangi evet, bir abi. Oyun. Evet. Hani çok abartmadan söylüyorum bunu. God of War Ragnarok'tan ne keyif alıyorsam daha fazlasını alıyorum. Şu anda yeniden evet. Oturup Dead Space oynasam. O şey tatmin. Evet evet aynen zaman. Öyle yani. Tamam, her türlü. Şimdi PlayStation 1 zamanlarında abi yani konsol köylüsü olarak söylüyorum ben bunu. Ya bilen bilir zaten o yıllara kadar böyle ben de hardcore PC'ciyim ama bir yerden sonra upgrade'e özellikle o zamanlarda böyle hastası ve manyağı olduğum Rainbow Six'in yeni versiyonu Rogue Spear çalışmayınca dedim ki ya ben de şey alayım bari bir tane PlayStation 1'in bakayım bari dedim olaya. Nedir bunu? Sene kaç? 97 sonu 98 falan. 98. Yani aslında PlayStation 1 ile tanışmak için geç bir zaman. Normal şartlar altında. Fakat çıkışı ne zamandı PlayStation? 94 asıl çıkışı. Ama tabii Türkiye'ye falan gelmesi ve 95-96'lar falan. Ya ben şeyi çok net hatırlıyorum. Babamın temizlik malzemesi, emekli olduktan sonra temizlik malzemesi satmak için açtığı bir dükkan vardı. Oturuyordum. Karşımızda da hemen bir pasaj vardı. Yani İstanbul'da mı, hep öyleydi. Antalya'da öyle miydi bilmiyorum. Pasaj bilgisayarcıları vardı. Öyle, pasajların öyle. İçinde mutlaka öyle, bir tane köhne bir noktada bilgisayarcı olurdu. Babam giderdi mesela bana bırakırdı dükkana. Oğlum sen dur biraz ben gidiyorum bir yerlere diye. Ben biraz durur ondan sonra dükkanı kilitler oraya giderdim ne var ne yok diye. İlk PlayStation 1'den bahsedildiğini de orada gördüm. Yani sene böyle 96-95 falan. Bir arkadaşım da ben Gran Turismo cihazı aldım diye bahsetmişti. Gran Turismo cihazı. Öf. PlayStation değildi hatta yani o aynı Selpak. Selpak şey yapıyorum, kullanıyorum der. Atari'ydi o zaman. Aynen öyle. Gran Turismo ne ki diye şey yaptım. Yani görmedim. Yani görselliğini görmedim orada. Kapalı duruyordu alet. Arkadaş da aldığını söyledi. O kadar. Ben oraya bilgisayarcı olduğu için gittim geldim mütemadiye. Yıllar sonra işte Final Fantasy 7 veya 8 ile 7 ile gündemime ilk girdi. O zamanlar artık Level dergisinde serbest yazarlık yapıyorum. Çağdaş Koç Yiğit vardı PlayStation sayfalarını yapan. Bir insan yapmış olamaz yazmıştı. bu oyunu görse Allah Allah falan. Nedir bu? Ne olabilir acaba? Şeyde de PC'de de böyle ne yani çok güzel oyunlar var o zaman ama bir yandan da zamanımızın %50'si ne üdüğü belirsiz obscure oyunlar oynamakla geçiyordu. Bir yandan hani orada bilmediğim bir dünya var. Derginin son 8 sayfası bilmediğim bir dünyaya açılan kapıydı. Ya, o zamanlar öyleydi ya benim konsolla olan alakam. Ama PlayStation 1'i full ıskaladım ben hocam. Anladım. Yani hiç yok. Zaman, anladım. Bizatihi kullanmadım. Yani aç butonuna basmadım bile diyebilirim herhalde. Hatırlamıyorum yani. Ya o zamanlarda şey yaygındı işte. Böyle NES çakmaları dediğimiz. Evet. NES ve SNES çakması dediğimiz 8 bit ve 16 bitlik çim malı şeyler vardı. Cihazlar vardı. İşte Atari'nin cihazları vardı falan filan. Böyle çok hali vakti yerinde insanlarda bir ihtimal böyle Sega Mega Drive ondan sonra veya Sega'nın mobili Game Gear falan vardı. Ama ben şunu hiç unutmuyorum. İlk zannediyorum 95 yılında bir beyaz eşya dükkanında PlayStation 1'in demo diski dönüyordu. Orada gördüğüm CGI videolarıyla dolu bir şey vardı. Böyle bir ne derler? Compilation. Dövecekler yine bizi ya. ne derler abi onu? Derleme. Derleme. Vardı.
gözlerim yanına uğramıştı. Ama tabii çok pahalıydı. Yani erişmek mümkün değil. İthal az bulunuyor falan. Abi Sony zaten bizim böyle çok kalitesiyle bildiğimiz işte Walkman, ondan sonra işte televizyon, işte görüntü sistemleri, ses sistemleri konusunda kalite deyince Sony'ydi o zamanlar. Abi Sony kalkmış abi oyun makinesi yapmış. Delirirsin. Tabii o zaman erişemiyorsun yani çok şey olduğu için. Sen dükkanda böyle bakıyorsun falan filan. Sony Walkman sahibi olmak bile çok güzel bir şeydi çok o zaman. Abi, yani. Ben de Ayva vardı işte bir tık altı Doğu Bank'tan aldı. Neyse sonra işte dediğim gibi daha ucuzlayınca biraz daha artık şey yapınca böyle tabana yayılınca falan kırıldı zaten. Bir yerden sonra kırıldı derken işte zaten o zamanlar zaten hani orijinal oyun bulmak diye bir konu yok. Yani özellikle PlayStation evet, oyununda orijinal bulmak diye bir konu yok. Orijinal diye bir şey varmış. Ayrımı da yok. Yani 94-5 gibi ilk defa. Orijinal diye bir şey varmış. Bana. Oyun bu değil miydi? o kafadaydı. Ondan sonra gittim bir tane şey aldım işte. PlayStation aldım. Ve ama yani gördüğüm yelpaze yani benim beynimi patlattı resmen yani. Ya yani şimdi özellikle Resident Evil 1 ve 2. Şimdi işte korku hayatta kalma türü bir kere beni çok etkiledi. Yani o tür ondan sonra. Bugünden o zamana baktığım zaman o cihazın çok kısıtlı, özellikle çok kısıtlı hafızasıyla makinenin kısıtı stüdyoları çok yaratıcı olmaya itmiş. Bu yaratıcılık da özellikle oyunların anlatım kısmına çok kasmalarını sağlamış. Sonra Final Fantasy 7, Metal Gear, Silent Hill geldi arkasından falan. Ya o şeye bu bir seriye bak. Ya bu bir bombardıman oldu benim için yani, tamam mı? Yani hem gameplay iyi ondan sonra hem hikaye boyutu çok iyi. Özellikle Metal Gear'daki aktif böyle çevresel anlatım teknikleri falan filan benim yani dedim ki ne oluyor burada yani. Ve Hideo Kojima adlı delinin o zamanki işte dördüncü duvarı kırmakla alakalı şeyleri, takıntıları... Psycho Mantis'ler bilmem neler. İşte paramedin sana şey yapması falan. Masaj yapma streçini falan filan gibi unsurlar. Yani şu kadarcık alet. Lan install yok. yok hataya girdi. Yok bilgisayar çöktü. Yok Windows çöktü. Çatladı patladı yok. Takıyorsun tak. Yani hem bir de bütçeyi yormuyor. Yani, nispeten. Yani o zaman yani, hiç yormuyor hocam. Yani o zaman hiç yormuyor yani. PC'in çalışıyorsa kopya oyun hiç yormuyordu. Yani az yoruyordu. PC'in çalışıyorsa. Ya PC'in çalışıyorsa. Ben çünkü şöyle bir şey oldu. Ya ben 6 ay bir bilgisayarcıda teknik servis verdim. İlk iş deneyimimdi o. Yani benim de öyle. 15-16 yaşında. Tabii. Sadece bir adet Diamond Monster 3D kart almak için. Ki o zamanlar tek ekran kartı değildi. Yani senin bir tane ekran kartı yani görüntü çipin vardı varsa ya onboard. Onboard bile de o zaman ekran kartı da karttı yani. Hı hı. İşte SH Trio'lar, SH Verge'ler falan. Onları hatırlarsan 3D yavaşlatıcı kart deniyordu. Aynen o zaman öyle. Ben. Ama yine ilk açtığında falan olduğun kartlardı. Yani 3D yani, şeyini açtığında. Yani, hareket etmeyen ama görüntü kartpostala ağlıyordun. Falan. Bitmap'ti çünkü o zamanlar şeydi o 3D'ler. Sonradan yanına işte ana ekran kartından 3D yükünü alan yan kartlar çıktı işte. Benim ilk aldığım kasmak 3DFX firmasının Diamond Monster 4 MB Diamond Monster 3D kartını almak için 6 ay bir bilgisayarda çalıştım. Teknik servis adamı aldım, taktım gerçekten hani bay be abi ne oluyor falan. Çünkü ben Quake 2'yi 320-240'da bitirmiştim abi baştan sona yani. O çözünürlükte bitirmiştim. Sonra o 480'de 800-600 yapıp da bir anda böyle piksellerin kaybolduğunu görmek bir devrimdi yani benim için. Sonra işte Rainbow Six, deli gibi Rainbow Six oynuyorum. İlk çıkan Rainbow Six oyunu kafayı yiyorum ben. O zamana kadar zaten FPS oyunlarında kurşun zehirlenmesini öldürüyorsun falan. Burada tek kurşunla ölebiliyorsun, taktik yapıyorsun, işte önden planlıyorsun falan. Onun yenisi çıkıp da benim bilgisayarım çalıştırmayınca ben delirdim hocam. Bir cüzdan derken ondan bahsediyorum. Yani bir donanım update'i furyasının yeni başladığı zamanlar. Dedim ki ya bu böyle olmayacak. Ya ben oyun oynamayı çok seviyorum ama buna param da yetmeyecek. Ben de şey yaptım işte bir tane PlayStation aldım koyup da yanındaki gelen yelpazede bu olunca hemen arkasındaki bir senelik oyun diyeyim. Sonra kaldın. İşte Resident Evil 2 geldi, Resident Evil 3 geldi falan filan. Sonra evet ben orada kalmayı tercih ettim. Ama bunun yanında bu arada ilk PlayStation 1 zamanlarında gerçekten çok hakkı yenmiş, çok anılmayan bazı oyunlar da vardır. Mesela bunlardan başında bence Fear Effect geliyor. Evet. Fear Effect böyle görselliği anime tarzında cel shading teknolojisini kullanan o zamanlar için çok ileri iyi bir şeydi grafik tarzıydı o. Böyle aslında anime böyle kendi loop'ta anime animasyon kullanıyor ve arka planda yine önceden renderlanmış ama Resident Evil gibi sabit görseller yerine bu loop'ta bir video kullanırdı arka planında mesela.
O yüzden şeydi mesela, böyle bir Blade Runner havasını çok iyi verirdi. Grafik anlamında falan. O beni çok etkilemişti mesela ondan sonra. Sonra Clock Tower. Hiç yok serisi. Mesela ikisi de bende yani geçti. Clock Tower full ıskaladı gerçekten şey. Çok yani korku oyunları tarihinin önemli oyunlarından bir tanesi Clock Tower. Hem grafik tarzıyla ondan sonra hem makaslı de bir abi tayip dedi değil mi? Evet aynen. Ondan sonra Clock Tower 3'tü benim en çok oynadığım oyun. Sonra Chase the Express diye bir oyun geldi. Böyle o zamanlar işte Speed yeni çıkmış. Keanu Reeves'in Speed'deki personası falan böyle çok... görsel olarak bir şey haline gelmiş böyle. Popüler bir hale gelmiş. Sadece bir trende giden ve senin bir işte teröristlerle savaştığın ama Resident Evil ya da işte o tip survival horror, korku hayatta kalan mekaniklerini kullanan bir oyun da çeyse. O beni çok etkilemişti. Die Hard gibiymiş o zaman. Die Hard gibiydi aynen. Ondan sonra o beni çok etkilemişti. Sonra şeyler geldi. Shoot 'em up. Yani shoot 'em up derken tepeden görüyorum. Light Gun'la oynadığım shoot 'em up'lar geldi. Aa, bir gün dükkanda şey gördüm. Time Crisis. O zamanlar arcade salonları hala var. Ondan sonra Time Crisis çok severdim ben mesela. Time Crisis'te on-rails shooter dediğimiz yani kendi hattı üzerinden. Yani karakteri sen yönlendirmiyorsun ama ekrana gelen düşmanları ateş ediyorsun falan. O şeyde vardı. Arcade versiyonu vardı onun. Bu oyun ama diğerlerinden farklı olarak şeyi kullanırdı. Böyle siper mekaniği kullanırdı. Arcade makinesinde böyle pedala basardın. Siperden çıkıp ateş ederdi. Pedaldan ayağını çekince karakter tekrar girerdi. Bir baktım onun bundle'ı gelmiş. Light Gun var, Time Crisis var. İlk aldığım, PlayStation'a ilk aldığım orijinal oyunu olabilir. Bundle'ı hasta oldum orada. Ondan sonra işte yine House böyle of the Dead vardı. Yeni House of Dead var tabii ki. Yine böyle para biriktirip bir Time Crisis, Light Gun aldım falan filan. Bu tip hem böyle hikayesi güzel olan işte Final Fantasy gibi hem de böyle arcade'de kalan oyunların çok iyi bir yelpazesi oldu benim için şey. PlayStation 1. Aynen PlayStation 1. Ve işe şimdi yine bugünümüzden baktığım zaman şeyi görüyorum. 32 bit grafik tarzını kullanan yani PlayStation 1 döneminin grafiklerini kullanan korku oyunları yapıldığını görüyorum. Bazı bağımsız oyun geliştirme tarafından. O patladı evet. İç IO üstünde, Steam üstünde falan özellikle şeyler yapılıyor mesela. Korku oyunu PlayStation 1 döneminde andıran. Derlemeleri yapılıyor. Sanki hatta ismi de işte korku oyunu PlayStation Demo Disk gibi bir şeydi. Evet. İsmini hatırlayamıyorum. Evet. İçinde 19 tane öyle mini mini oyun var. PlayStation 1 görselliğinde yani 5 metre öteni görüyorsun. Şimdi bu görseller aynen. Piksel piksel. Şimdi bu benim nostalji güzel bir şey. Yani. Şöyle ama yani nostaljiden ziyade aslında hala günümüzde değerli olabilecek bir tarafı var bunun anlatı bakımından. Şöyle, ben bu benim kendi kişisel görüşüm, bu benim kendi kişisel zevklerimle alakalı bir konu tabii ki. Nasıl ki böyle 70'li yıllardaki, 80'li yıllardaki korku filmlerinde pratik efektler kullanılıyordu. Ne bileyim işte The Thing, Evil Dead falan bunları ekranda gördüğün yaratıkların hepsi orada var. Hiçbiri bilgisayarla yapılmıyordu. Aynen. Gerçekten plastik makyaj ve plastik efektlerle yapıldığı için daha ürkütücü ve gerçekçi gözüküyordu. Ben biraz daha buna benzetiyorum. Evet. Bana mesela yapılan her şey çok ucuz geliyor bana. Bütün görsellik aynen. Yani. Aynen. Çok yapay geliyor. Ama şeye baktığın zaman ya PlayStation 1 dönemindeki mesela Silent Hill, PlayStation 1 dönemindeki Resident Evil'ın zombileri bana hala daha ürkütücü geliyor. Daha şekilsiz. Ya, daha ne olduğu şey belli yaptıkça, değil. Bak, daha boş bakış. Şöyle bir denge var tamam mı? Sen oyuncunun yani beholder'ın, gözlemcinin hayal gücünden alıp sanatçının veya oyunu yapanın hayal gücüne verdiğinde olay kaçıyor. Yani korkutucu gelmemeye başlıyor. Çünkü, hepsi birbirinin aynısı gözükmeye başlıyor. Çünkü bir de şöyle bir şey var yani bana hayal edecek bir şey bırakmadın. Aynen öyle. Yani o kadar güzel ki grafikler. Yani ben mesela şimdi... Mesela Ghost of Tsushima'nın işte 2 Island genişleme paketi geldiği için onu oynuyorum bir süredir ve bayılıyorum abi. Yani oyunun her açısı bir sanat eseri gibi yani. Lan nasıl yaptınız abi bu kadar güzel grafiği falan diyorsun. Bunu da seversin ama ötekini de seviyorum ben hala. Evet. Yani işte PlayStation Classic'te mesela açıyorsun veya işte benim PSP'de ilk orijinal Resident Evil ve Silent Hill var. İşte bir oyuna daha değinmek istiyorum. Dino Crisis. Yani Capcom'un yeni Shinji Mikami'nin bunlardan tarafından geçmiş yönetilen... bir videoda bahsetmiştik. Evet. Gerçi ama bunlar hakikaten PlayStation 1'in böyle imza oyunlardır. Oyunları. Günümüzde de kaybolmuşlar. Evet yani mesela Dino Crisis. Umuyorum ki tekrar hortlatırlar. Onları da hala çok seviyorum mesela. Yani ben dönüp hala oynuyorum mesela. Benim PSP'nin içine yükledim onları. Dönüp hala ara ara oynuyorum. Ve hala çok keyif alıyorum bunlardan. Yani oyun tasarım perspektifinden baktığın zaman gerçekten yönetmenin gözünden bakıyorsun konuya. Ve şey olduğu için yani arka planları önceden renderlı olduğu için çok yoğun, çok kondens. Yani
Raccoon City sokaklarında gezmek, o atmosfer falan hala bence özellikle Resident Evil 3 Remake'den daha iyi. Bariz şekilde atmosfer olarak. Bak işte daha iyi, yoğun falan diyoruz ama şimdi hayal ettim. Yani benim, Resident Evil 1'i, Alone in the Dark'ı onları oynarkenki his başka bir his. Yani o hissin bir adı yok. Evet. Ne olduğunu bilmiyorum ama onu oynarkenki hissi... Bende duruyor hala mesela. Yani alıyorlar mı şu anki mesela? O gerçi 18, 17, 22, 23 yaşındaki Faruk Sinan, şimdiki işte Ahmet'i, işte Ceyda'yı... Yok, aynısı değil. Aynı, ya o hissin adı olmadığı için böyle değil. Hissediyor musunuz arkadaşlar diye sonra... Yok, aynı şey değil. Yani bu gerçekten başka bir şey. O bambaşka bir şeydi ya. Yani. Mesela şey için tamam, şey de çok iyiydi. PlayStation 1'de oynadım. Alone the Dark, The New Nightmare. Alone the Dark serisinin son iyi oyunuydu o. Çok iyi bir oyundu. Şu şey mi? Kendi gözünü kapattığın third person kameradan gördüğümüz oyun mu? Yok, değil. O sonradan çıktı. Sonradan çıktı. Third person, yani third person değil. Bu da sabit kamera. Sabit kamera. Sabit kameraydı ve çok çok iyi bir oyundu The New Nightmare. O Alone the Dark serisinin son iyi oyunu diyebilirim onun için. O da çok iyidir mesela. Dolayısıyla işte oyun yapımcılarının şey yaptığı, böyle anlatıya fokus olduğu, onlar teknik tarafı çok kısıtlı olduğu için bir dönemdi o. Tabii şeyi de anlatı da muhteşem değil. Şimdi sinematografi, ondan sonra ara sahneler, QTE'ler falan filan. Anlatım da o kadar mükemmel değil. Aslında bakarsan geriye hikaye de mükemmel değil. Her şeyi jenerik. Her şeyi o geçmişteki oyunlarda hayal gücün tamamlıyor. Tabii, tamam. Yeni ya. Evet. Yeniliği de şey yapıyor. Yani ben mesela Blade Runner'ın yapım hikayesini izlemiştim. Adamlar kafalarındaki oyunu yapacak hazır motor yok şimdiki gibi. Şimdiki oyunlar ya Unreal Engine'le yapılıyor ya Unity ile yapılıyor. Bir iki tane de daha az kullanılan engine var. O sıfırdan çözümlerini yaratacak engine yazıyorlar. O yüzden her oyun unique gözüküyor. Evet. Aynen, katılıyorum sana. O dönemlerden bir unutamadığım şey vardı işte. Tabii Siphon Filter serisi. Yitiklerden bir tanesi. O dönemde işte ya. Bak bugün hala PlayStation stüdyosu olan Band Studios. Ondan sonra Jeff Ross'tan takip ediyorum Twitter'dan hala. Çok çok sağlam adamlar. Oregon'da bunlar. En son Days Gone'ı yaptılar işte. Onların iyi bir IP'siydi. Umarım o da geri gelir. Çünkü ki ortalıkta kimse yokken, yani Sam Fisher'lar falan ortalıkta yokken, Gabe Logan vardı. Her şey geri gelir abi. Ben artık şey... IP değerli hocam. 20 sene geçmiş üstünden, artık yeni nesil bilmiyor falan. Hayır abi, IP dediğin şey birçok zorluğunu aşmış. Ondan sonra dünyası oluşmuş, karakterin neye benzeyeceği oluşmuş. Hazır birçok masraftan da stüdyoyu kurtaran bir şey. Her şey geri gelecek bence yani önümüzdeki dönemde. Yani eninde sonunda. Evet. Dolayısıyla o yani oyun yelpazesi bakımından çok zengin. Yani eğlencenin neredeyse sınırsız olduğu bir dönemdi abi ve yaratıcılık anlamında yani stüdyoların, oyun tasarımcılarının yaratıcılığı anlamında da bugünün hala ekmeğini yediği, o zamanlarda çıkmış IP'lerin bugün stüdyoları taşıdığı, böyle oyun sektörünün kırılma anlarından birine şahitlik ettiğimiz çok önemli bir dönem ne yapıyor PlayStation'ın dönemi yani. Güzel dönemlermiş. Ben de uzaktan takip ettim o sırada. Dediğim gibi PC'de kimisi mükemmel, kimisi çok ne lan ne oynuyorum ben acaba dediğin deneysel oyunlarla vaktimi geçiriyordum. Evet, ben biraz sohbet etmek isterim açıkçası bu videonun altında. Sizin PlayStation 1 döneminde unutamadığınız neler vardı diye mutlaka şey yapsınlar. Yorum yapın, biraz takılalım orada. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.